Evet efendim, ayağının tozuyla beraber Doğukan Beyler tesisimize, altın evlere geldiler. Sizlerle beraber Doğukan Bey'e hem bir projeyi de dolaştıracağız, hem de gitti, gezdi, gördü, Akdeniz'e indi, Ege'ye indi, oralardaki projeleri gezdi, buraya geldi. Şimdi bir karşılaştırma isteyeceğiz. Doğukan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih. Valla gurur duydum Fatih ya. Biliyorsun ben her sene gelirim buraya senin projeye. Sanki kontrolör gibiyim yani. Senin şey var ya hani, senin müşteriler beni tuttular. Git bakalım Fatih projeyi ne yapıyor? Bitiriyor mu, bitirmiyor? Gerçekten samimi söyleyeyim, bu inşaat hızı bu dönemde, bu Türkiye şartlarında, bu pandemi şartlarında bu inşaat hızı, tebrik ediyorum Fatih. Yani hiç mübalağa etmiyorum, reklam etmiyorum, açıkça direkt söylüyorum. Gerçekten proje, yani neredeyse Fatih anahtarım var içeri gireceğim diyecek duruma gelmiş ki bir sene oldu daha en son. Bir sene, son bir senedeki değişim muhteşem. Yani gerçekten tebrik ediyorum Fatih. Gerçekten buradaki çalışan arkadaşları, emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum. Sevgili izleyenler, ben Ege'ye, Akdeniz'e gidiyorum, projelere bakıyorum. Adamlar iki tuğla atıyorlar, bir yıl geçiyor. İki tuğla atıyorlar, bir yıl geçiyor. Gerçekten tebrik ediyorum Fatih. Teşekkür ediyorum. Doğukan Bey, daha tabii şu anda neredeyiz? Projenin dışındayız. Evet. Biraz sonra şöyle gösterdiğimiz gibi bir projenin içerilerini sizle beraber gösterim. Güzelce bir ama görelim. Ama Fatih şu bir derya var ya, para eden şey bu işte bak, gel. Ha, proje güzel ama dönelim. Hemen şöyle bir tur atalım o zaman. Gel. Şöyle bir tur atalım. Gel beraber dönelim, gel böyle. Gel işte. İşte gel. İşte gördüğünüz, balkondan gördüğünüz manzara bu. Muhteşem. Deniz manzarası, Lebi Derya. Gerçekten muhteşem. Önünüz açık. Muhteşem. Muhteşem. Şöyle biraz da ortalayalım. Acele müdürümüzden. Şöyle gösterdiğimizde. Göz alabildiğince mavi. Fatih, bir şey soracağım sana hemen bu fırsatını da bulmuşken. Şimdi burada ilk teslimatlar ne zaman? İlk teslimatlar bu yıl içerisinde teslimatlarımız başlıyor zaten. Bu yılda. Yaz sonu itibariyle ilk teslimatlarımız oturabilecek var. Oturabilecek mi yani vatandaş gelip? Yani siz buradasınız şu anda. Sizce? benim eve gidesim yok. Seni bilmem. Evet, gerçekten çok güzel olmuş ya. Yani balkonlar, balkondaki işte bu detaylar, balkondaki barbeküler falan var ya, bu çardaklar, mardaklar gerçekten çok güzel olmuş. Yani bir de buranın en sevdiğim şeyi Fatih, havası çok enteresan buranın havası. Hı hı. Ben bir dünya ünlü bir profesörden dinlemiştim bunu. Bizim Türkiye'de iki tane lokasyon var. Bu bizim bu Kaz Dağları lokasyonu. Burası bir. Bir Didim bölgesi iki. Buranın havası. Bir dünyada Meksika'da varmış, bir de bizim Türkiye'de varmış. Özellikle astım hastalarına, romatizma hastalarına, özellikle hani birçok zaten termali buranın meşhur. Özellikle burası sevgili izleyenler söyleyelim. Bakın sağlık her şeyin başı, tamam evimiz var. Hepimizin başını sokacak bir evimiz olsun. Güzel, iyi, hoş ama sağlığı da unutmayalım. Gittiğimiz yerlerde Antalya'ya gidiyorsun Fatih, yapış yapış. Uh-huh. Nefes alamıyorsun. Odalara kapanıp klimayı açıyorsun. Burada efil efil. Ve 40 kilometre çam ormanının getirdiği oksijeni şu anda ya zaten akşam saat kaç gibi geldiniz otele? Biz kaçta geldik ya, saat 1.30 filandı ya. Sabah kaçta kalktık? Sabah abi burada bu enteresan var. Değil mi? İstediğin kadar uykusuz oluyor, yol yorgunuyum da Didim'den geldim arabayla buraya, yaklaşık 7 saat araba kullandım. Geldim abi sabah cin gibi böyle kalkıyorsun hemen. Ve bir de şey var, şunu fark ettim ben normalde kahvaltıda bu kadar çok yemek yemem Fatih, bir de buranın o özelliği var abi, yedirtiyor. Aman dur Doğukan Bey, Fatih, otelinde güzel de bir şey vardı, böyle sabah kahvaltısı vardı abi. Yiyorum ben, oksijen demek ki tükettiriyor. Muhakkak. O bizim şimdi Trabzon'da yaylalarda öyledir. Aha. Sofra yerden kalkmaz. Oksijen sürekli vücutta yakıyor ve dinçlik, dinamiklik. Artı işte dediğiniz gibi her nefes çektiğinizde oksijene donmanız. Astımla ilgili benim ufaklıktan biliyorum, Fatih Selim'den biliyorum, doktordan. Dünya kadar sıkıntılar çektik. Nebüller, cihazlar, ilaçlar filan. Bu bölgeye geldiğimizde elhamdülillah hiçbirisi kullanılmıyor. Hakikaten çok iyi. Sevgili izleyenler, birazdan televizyon programlarımız için Fatih Bey'le röportaj yapacağız. Televizyonlardan da Fatih'in projesini son durumu, çünkü çok merak edenler var. Biliyorum ne durumda. Sağ olsun Fatih kameradan sürekli inşaatı yayınlıyor internetten. Ama ben kesinlikle özellikle şu dönemde çok iyi bir, fiyatları çok uygun. Hatta ben Fatih'im ki Fatih sen bu kafayla gidersen zarar edersin. Yok abi dedi, bir söz verdik dedi. Onun dedi üzerine çıkmayacağız. Vereceğiz, çıkacağız, bitireceğiz, anahtarı çıkacağız dedi. Gerçekten fiyat avantajını iyi kullanın. Özellikle yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz, gurbetteciler, Euro zaten 11'e doğru gidiyor. Gerçekten ben hani istiyorum ki bu fırsatı herkes değerlendirsin Fatih. Sizle beraber değerlendireceğiz zaten. İnşallah. Doğukan abicim seni de burada göreceğiz zaten. Zaten benim daire köşede orada büyük bir benim daire orada köşede zaten. 3+1 aldım.
Valla çok pazarlık ettik ama neyse sonunda aldık 3 artı 1. Senin aldığın fiyatlara tabii şu anda ya benim sahibi aldığım, olma imkanı yok. Bakın ben size söyleyeyim, benim aldığım ta ne zaman almıştım, o da pazarlıkla. O ilk lansmanda ben her zaman demiyorum bunu Fatih, o zaman da söyledim ki bakın şimdiden bunun parasını alın, bu daireler teslime gelince bu 3-4 kata katlanacak dedim, geldi oraya. Yine geldi yani ve Türkiye'de de demir atmış, her şeyin fiyatı atmış. Valla imkanı olan tabii ki yani ben her zaman söyleyeyim, imkanı olan bir olan değerlendirsin diyorum ben Fatih. Çok teşekkür ederim. Hadi içerileri bir gezmeye başlayalım. Hadi gel.